Birazdan izleyeceğiniz ders uç sonuca Power BI eğitiminden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Okey, şimdi bu derste is in scope yardımcı fonksiyonunu göreceğiz. Is in scope özellikle parent child rasyo hesaplamalarını kullandığımız bir fonksiyon. Şimdi parent ne demek, child ne demek? Matrise kategorileri ve alt kategorileri düşürdüm. Yazdığımız satışlar metriyle daha önce yazdığımız Ratio all selected versiyonlu ratio'yu düşürdüm. Şimdi bu matrise kategori seviyesinde baktığımız zaman her bir kategorinin seçili olan kategoriler içerisindeki payını gösteriyor. Güzel. Burası için anlamlı. Alt kategori seviyesinde baktığım zaman gene seçili kategorilerin toplamına oranlıyor alt kategorilerin satışlarını. Yani buradaki %4 341 küsürün buradaki 8 milyon küsüre oranı. Şimdi child, parent, buradaki matrisdeki şu bölüm için bilgisayarlar parent. Kategorisi bilgisayarlar olan alt kategoriler ise child. Yukarıdaki parent, alt kategorilerde child diye geçiyor. Benim yapmak istediğim şey her bir kategorinin altındaki alt kategorilerin satışlarını ilgili kategori kimse onun satışlarına oranlasın. Yani 341'i 6 küsür milyona oranlasın istiyorum. Parent Child Ratio bu demek. Şimdi metriklerimizi yazalım. Is in scope birlikte new measure. Is in scope kategori. Is in scope. Kategori scope'unda mı? görüyor musun? Radarında mı? Erişilebilir durumda mı senin için? Gibi çevirmek mümkün. Matrise düşürelim. Şimdi bazı fonksiyonların doğası gereği matrisi çokladı. Her bir kategorinin altında o kategoriye ait olmayan alt kategorileri de isteridi. Bu durumu bir filtre koyarak çözelim. Satışlar greater than 0 olacak. Sıfırdan büyük olacak. Aynı mantıkla bu sefer alt kategoriler için izin scope metriği yazacağım. Is in scope alt kategori. Is in scope alt kategoriyi görüyor musun? Scope'unda mı? Bunu da matrise düşürelim. Şimdi kategori için yazdığım izin scope formülü alt kategori seviyesi dahil olmak üzere true gösteriyor. Çünkü kategoriyi görüyor musun? Skopunda var mı diye bakıyor. Kategori skopunda. Alt kategoriler dolaylı olarak kategorinin bir child'ı. Ama is in scope alt kategori diye sorduğumda alt kategoriyi görüyor musun? Bu skopunda mı? Burası için alt kategori seviyesinde bu metrik true döndürüyor. Kategori seviyesinde ve toplam satırı seviyesinde false döndürüyor. Şimdi ikisini birleştirerek biraz daha daha anlamlı bir matris elde edelim. Bunları kaldıracağım. Yeni bir if ile metrik yazacağım. New measure hangi seviyedeyiz diyelim. If diye başladım. Eğer scope'unda alt kategoriyi görüyorsan alt kategori seviyesi stringi yaz. False. Bir ikinci condition'ımızı yazacağız. Nested iç içe if'lerle. Eğer is in scope'unda kategori varsa kategori yaz. Değilse toplam satırındayızdır demektir. If'i Kapattım. Dıştaki if'i de kapattım. Şurayı virgül yapacağız. Bunu da bir matrise düşürelim. Biraz öncekinden daha derli toplu bir görünüm elde ettik. Yazdığımız if formülü alt kategori seviyesinde alt kategori diyor. Kategori seviyesinde kategori diyor. Toplam satırı içinde toplam diyor. Şimdi bu logi metriğimizi yazmak için parent child ratio metriğini yazmak için kullanabiliriz. Alt kategorideysek git ilgili bilgisayarlar kategorisine böl. Toplam satırındaysak bir de toplamının bir yapmasını istiyoruz. Kategori seviyesinde ise kategorilere böl gibi. Şimdi iç içe nested if yazarken syntax nispeten daha zor alışmak lazım. DAX formülleri yazmazsanız sıklıkla sintaksa alışana kadar sorun yaşayabilirsiniz. Bu nested if'i farklı bir versiyon olan switch true kalıbıyla yazacağım. O yüzden bunu comment'e alıyorum. Yazdığımız nested if kalıbının switch true versiyonunu yazalım. Switch true Benzer bir şekilde bütün condition'ları alt alta listeleyeceğim. Eğer scope'un da alt kategori görüyorsan alt kategori varsa alt kategori scopeunda kategoriyi görüyorsan kategori değilse son opsiyon toplam satırı bunu da çift tırnak içine alalım. if'e e göre biraz daha kolay yazabildiğimiz bir yapı bu. Artı switch true kalıbı biraz daha fazla opsiyon sunuyor bize. Daha sonra yapacağımız örneklerde göreceğiz. Okay, bu noktadan sonra metreyi yazmak oldukça kolay aslında. Şunun bir kopyasını alalım. New measure. Buna parent Child Rastro diyelim. Formülü kopyalayacağım. Yapmam gereken tek şey buradaki stringlerin yerine formülümü yazmak. Eğer alt kategori seviyesinde bakıyorsam şunu bir alt satıra inelim. Divide satışlar. Tekrar bir calculate satışları hesapla. Neye göre? Biz hangi seviye için yazıyoruz? Şu an alt kategoriler için yazıyoruz. Dolayısıyla all selected. Alt kategoriler diyeceğiz. Bunu kapattık. Bunu kapattık. Divide'ı da kapattık. Benzer şekilde kategori seviyesi için yapacaksak şuradaki kısmı silelim. Bir alt satıra geçelim. Gene Dwight. Şu Intel kapatıyorum. Formülü yazarken net görebilmek için. Ama ısrarla açılıyor. Calculate. Satışlar. All selected kategori. Parantezini kapattım. Calculate'i kapattım. Divide'i kapattım. Virgül de koyalım. Okay, bu metri matrisimize düşürelim şimdi. Formatında general değil, yüzde yapacağız, percentage yapacağız. Desimale ihtiyacımız yok. Şimdi artık yazdığımız metrik her bir alt kategorinin satışını ilgili parent kategorinin satışına oranlıyor. Ve şu kısım topladığımız zaman %100 yapıyor. Okay. toplam satırında da toplam satırı diye bir string görmenin manası yok. Buraya da 1 diyelim. Özellikle matris gibi hiyerarşi yarattığımız durumlarda her bir kategorinin, her bir hiyerarşinin altındaki grupları bir üst grubuna, bir üst parentına bölmek istiyorsanız is in scope bizim kullanmamız gereken fonksiyon. Bu tür parent-child ratio hesaplamalarına finansal tablolarda ihtiyacınız olacak. Buna benzer durumlarda da ihtiyacımız olacak kullanabileceğimiz kalıplardan biri bu.